İşte Nil. Mısır'ın bu uçsuz bucaksız görünüşteki çöllerden akan ırmağının değerli suları, gezegenimizde kurulan en büyük uygarlıklardan birini doğurup yaşattı. Eski bir ilahi şöyle diyordu. Selam sana ey topraktan fışkıran, Mısır'ı beslemeye gelen Nil. Ekinleri yetiştiren, verimliliği sağlayan, bütün iyi şeyleri yaratan. Bu nehrin yıllık taşkınlarından zengin bir çamur tabakası kalırdı geriye. O çamuru tarım için kullanan çiftçiler yerleşik yaşamı benimsedi. Bol suyla beslene beslene toprak zenginleşti, hasat çoğaldı. Nil'in kıyılara bıraktığı çamur, her amaca uygun bir malzeme sağladı orada yaşayan insanlara. Kapkacaktan, evlerin inşasında kullanılan kerpiçe kadar her şey yapılabilirdi onunla. Nil, Mısır'ın ana yoluydu. Gemiler, onun akıntılarıyla kuzeye, düzenli rüzgarlarıyla güneye giderlerdi. Irmağın taşkınlarını saptamak için eski çağdaki insanlar bir takvim geliştirdiler. Bugün kullandığımız takvim de ondan gelmektedir. Geniş bir vaha niteliğinde olan Nil Vadisi boyunca yazılı tarihin başlangıcından beri neredeyse hiç değişmeyen, günümüzde de sürüp giden bir yaşam biçimi ortaya çıktı. Nil'in yıllık taşkınları sırasında, yani çiftçilerin tarım yapamadığı dönemde, insanlar firavunlarının mezarı olan piramitleri inşa ettiler. Eski dünyanın yedi harikası içinde, bugüne dek tek ayakta kalabilen bu piramitler, cennete doğru yükselen merdivenlerdi. Çünkü dinleri, bütün Mısırlılara ölümden sonra yaşam vaat etmekteydi. Bugüne dek inşa edilmiş en büyük anıt olan Büyük Piramit, her biri 2 tondan fazla ağırlıkta 2 milyonu aşkın dev kireç taşı bloklarından oluşmaktadır. Tekerlek, at ya da demir aletler olmaksızın bu dev yapıyı inşa için 100 bin kişi 20 yıl boyunca tüm güçleriyle çalışmıştı. Bütün bu çabalar firavunlarının güneş tanrısının yanına gidip sonsuza değin yaşaması içindi. Tanrılara ve krallara karşı gösterdikleri bu adanmışlık, firavunların Mısır'ını 3000 yıl ayakta tutacaktı. Baştan beri Nil Nehri toprağın canıydı. Kıyılarında biten nilüferler yukarı Mısır insanını, nehir ağzındaki bataklıklarda ışıldayan papürüslerse aşağı Mısır'ı simgeliyordu. Kayağın taşından yapılma bu levhada ölümsüzleştirilmiş olan Kral Narmer, başının bir yanında yukarı Mısır'ın kavuk biçimindeki tacını, öbür yanında ise aşağı Mısır'ın kıvrımlı yayvan tacını taşımaktadır. Levhanın yüzeyindeki sahne, bu kralın iki ülkeyi M.Ö. 3100 yılında birleştirmesini ve Mısır'ı oluşturmasını anmak içindir. O zamandan başlayarak Mısır kralları, yukarı ve aşağı Mısır hükümdarları olarak her iki tacı taşıdılar. Bu iki ülkenin bütünlüğü, Narmer zamanından günümüze değin hiç bozulmadan sürüp geldi. Dağlar, çöl ve denizle korunmuş komşularından uzaktaki Nil Vadisi, bir uygarlığın başlaması için en ideal yerlerden biriydi. Bu başlangıcın izleri Neken kentinde görülmekte. Günümüzde de insanların yaşadığı bu yer, 6000 yıllık bir yerleşimin kanıtlarını taşıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Vassar Koleji'nden ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Walter Fair Service, uygarlığın köklerini araştırmak üzere 1967'den beri burada kazı çalışmaları yapmaktadır. Narmer levhası burada bulunalı yalnızca 90 yıl oluyor. Aynı yerde Kral Narmer, 50 yüzyıl önce yeni oluşturulan birliğin başkentini kurmuştu. İşte Mısır'ın birleşmesinin başlangıcında 5000 yıl önce burada yaşamış bir kralın görkemli külliyesinin duvarlarını görüyoruz. Narmer çok büyük bir kral, güçlü bir hükümdardı. Odaların büyüklüğünden, binanın iç yerleşiminden, onun çok zengin olduğunu, ambarlarının ağzına kadar ürünle dolu olduğunu anlıyoruz. Yine depolanmış büyük miktarda bakıra ve başka madenlere sahip olduğunu da biliyoruz. Ama garip bir gerçek var. Bu güçlü hükümdar burayı terk edip gitmiş. Araştırmamızın bir amacı da bu. Onun niçin böyle davrandığını öğrenmek. Mısır tarihinin başlangıcında o kadar önemli bir kent niye terk edilsin? Belki bunun sırrı bu kerpiç duvarlarda gömülüdür. Fair Service ekibi yüzyılların kalıntılarını inceden inceye gözden geçirerek bu yerin tarihini tıpkı bir yapboz gibi bir araya getiriyor. Pek çok öge, Mısır'ın tarih öncesiyle tarihini birbirine bağlar. Bunların en güçlüsü ölümsüzlük inancıdır. Fakat bu iskelet çok ilginç. İlk firavun sarayını burada inşa etmeden önce bu cesetler ölümden sonraki yaşam için donatılmış olarak gömülmüşler. Şunu biraz kaldırabilsem, kafatasının üst yanında kuş tüyünden ya da fil dişinden yapılma firketeler var. Fil dişi olabilir, değil mi? Evet, belki fil dişidir. Yerine koyalım. Bu başkentte din, gelenek ve siyasal güç bir araya geldi. Antik çağ uygarlıklarından en uzun süreli olanının temel taşları kondu. Bundan 2000 yıl sonra Mısır'ın dini başkenti, yeryüzünün en zengin, en güçlü kentlerinden Teb'ti. Mısır'ın yüreği, eski çağların en büyük ibadet yeri olan Karnak'ın Amun Tapınağı'nda atıyordu. Hanedanlar birbirini izlerken bu büyük külliyeyi pek çok firavun genişletip süsledi. Mezar hazinesi dünyanın gözünü kamaştıran Tutankamun, tarihin ilk büyük kadını adını alan firavun Hatshepsut, dönemin dinsel inançlarına karşı çıkıp tek tanrıya inanan Akhenaten ve bütün zamanların en büyük inşa edicisi II. Ramses. Mısır'ın güçlü ve zengin olduğu bir dönemde firavun olan, Büyük Ramses adını da alan bu savaşçı kral, imparatorluğa barış getirip 67 yıl tahta kalacak, yaklaşık 200 çocuğun babası olacak, eski Mısır anıtlarının yarısına imzasını atacaktı. Babası 1. Seti M.Ö. 1290'da öldüğü zaman Ramses yalnızca 20 yaşındaydı. Seti gömüleceği tapınağın Abidos'ta yapılmasını emretmişti. Firavun olarak Ramses'in ilk işi oraya gidip inşaatı tamamlatmak oldu. Bütün Mısırlılar için burası dünyanın en kutsal yeriydi. Tam 3000 yıl sonra Om Seti adında bir kadın geldi buraya. Bu olağan dışı kadını çeken Abidos ve yüzyıllar önce ölen Firavun'la kendi arasında kurduğu özdeşlikti. Om Seti, Mısır uzmanı meslektaşlarıyla 77. doğum gününü kutluyor. Happy birthday Om Seti. Happy birthday to you. Çok teşekkür ederim. Doğum günümü çok mutlu kıldınız. Bir konuşma yap. Bir konuşma mı? Ha, ne kadar hoş.
çok duygulandım. Üzgünüm, bu yalnızca bir seri üretim. Önemli değil. Yüreğim benim annem, yüreğim benim annem. Ey beni dünyaya getiren yüreğim. Ayağa kalkıp da tanıklık etme bana kıyamet gününde. Metin buydu galiba. Evet, bu olmalı. Evet, bu. Çok teşekkür ederim. 77. doğum gününü kutlayan ve ileride 110. doğum gününü de kutlayacak olan Omseti'nin sağlığına. Sağ olun. Hadi sevgili kadim dostumuz ikinci Ramses'e içelim. Bu hanım İngiltere'de Dorothy Eady olarak doğmuştu. Çocukluğundan beri onu Mısır'a çeken bir güç olduğunu söylüyordu. Buraya 50 yıl önce geldi, bir Mısırlı ile evlendi, Seti adında bir oğlu oldu. O gün bugündür Om Seti olarak biliniyor, yani Seti'nin anası olarak. Yaşamının son 30 yılını 1. Seti Tapınağı'nı incelemekle geçirdi. Bu kral ve 2. Ramses konusunda uzman oldu. Ramses, babasının ölümünden sonra saltanatının ilk yılında Abydos'a yalnız geldiğini söylüyor. Oradaki tapınağın süslemelerinin bitirilmemiş olduğunu görmüş. Tapınağın yazıtında şöyle diyor: babamın eserinin tamamlanmasını emrettim. Babamın bütün başlattığı ama bitirilmemiş eserlerinin tamamlanmasını emrettim. Sonra babasının ruhuyla konuşur gibi sürdürüyor. Seti'nin bütün yapmak istediği şeyleri, tasarım ve hedeflerini gerçekleştirmeye söz veriyor. Ve ben iktidarda olduğum sürece her şey sen tahtta oturuyormuş gibi olacak diye ekliyor. Çok iyi bir insan, çok iyi bir oğuldu o. Om Seti Mısır Eski Eserler Dairesi adına buraya geldiği zaman tapınak yıkık durumdaydı. Onun yeniden inşası Om Seti için bir tutku oldu. Önümde üzeri yazılı bir yığın taş parçası vardı. Sayıları 2000'den fazlaydı. Kimi çok küçüktü bunların, kimi ise çok büyük. Benim işim taşların üstündeki yazıları kaydedip bir katalog yapmak ve onları olabildiğince bir araya getirmekti. Bu tapınak 3000 yıl öncesinin, ilk yapıldığı zamanın canlılığını koruyan boyalı yontma figürlerle doludur. Duvarları dünyanın en eski diriliş öyküsünü anlatır. Efsanevi bir hükümdar olan Osiris, öz kardeşince öldürülmüş, cesedi parça parça edilmişti. Karısı tanrıça Isis onun dağılan parçalarını bulmuş, bir araya getirip birbirlerine bağlamış, Osiris de yeniden dirilmişti. Oğulları atmaca başlı tanrı Horus, yetişkin olduktan sonra babasının öcünü alacaktı. Çakal başlı Tahnit tanrısı Anubis, güneş tanrısınca Osiris'i sonsuza kadar yaşatmak üzere gönderilmişti. Eski Mısırlılar, Osiris ölüp yeniden dirildiğine göre kendilerinin de ölümsüz olabileceğine inanırlardı. Osiris'e tapmakla Seti ölümden sonraki yaşamda kendine bir yer sağladı. Firavun tütsü sunarken güneş tanrısı Amun-Ra'nın kayığı önünde eğilip ibadet eder. Seti'nin Isis'e ekmek, ördekler, incirler ve bir nar sunduğu gibi Om Seti de bu eski inanca göre davranır. Evet, her sene eski Mısırlıların büyük bayramı sırasında Tanrı Osiris ve Isis'in doğum gününde ben de gelirim. Şarap, ekmek ve tütsü yapmak için. Çok seviyorum buraya gelmeyi. Kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Bu filmin tamamlanmasından 3 gün sonra Om Seti öldü. Mısır'ın diriliş kenti olan Abydos'ta toprağa verildi.
Ramses zamanında yaşayanlara göre en güçlü olan güneş tanrısı Amun-Ra'ydı. Eski Mısır'ın ilk başkenti Neken ile Abidos arasında Nil kıyılarında kurulmuş Teb kentinin de koruyucusu oydu. Güneşin doğduğu ırmağın doğu kıyılarında güneş tanrısına adanmış tapınaklar vardı. Karnak ve Luxor. Güneşin battığı ırmağın batı kıyılarında ise kraliyet hanedanlarının gömüldüğü mezar külliyeleri, kralların vadisi ve kraliçelerin vadisi. Yunan ozanı Homeros, Teb kentini şu satırlarla ölümsüzleştirecekti. Yüz kapılı bir kenttir ki bu kapıların her birinden 400 yiğit atlarıyla ve savaş arabalarıyla geçer. Ramses iktidardayken Teb görkem içindeydi. Onun buyruğuyla Luxor'daki tapınağa son derece güzel ekler, dev heykeller, dikili taşlar ve Amun-Ra'nın şanına yarışır alanlar yapıldı. Ne var ki 3000 yıl ayakta kaldıktan sonra bugün bu anıtlar tehdit altında. Kısmen Asvan Barajı'ndan dolayı yoğunluğu artan tarımın, sanayileşmenin, değişen hava koşullarının, hatta turistlerin tehdidi altında. ...1924 yılında yaklaşan tehlikeye karşı Chicago Üniversitesi Doğu Bilimleri Enstitüsü Mısır'da sürekli açık kalacak bir merkez kurdu. Chicago Evi adını alan bu merkezin kurucusu, Mısır biliminin Amerika'daki babası ve tehdit altındaki bütün anıtların listesini yapmayı planlayan Dr. James Henry Breasted'tı. Chicago Evi bugün Dr. Lenny Bell'in yönetimi altındadır. Chicago Evi'nin araştırmacıları, epigrafik araştırma adı verilen anıtsal bir işi üstlendiler. Şu son 50 yıl içinde Doğu Bilimleri Enstitüsü bu araştırmanın sonuçlarını içeren büyük bir kitap dizisi yayınladı. Chicago Evi'nin eski Mısır uzmanları, fotoğrafçılığı ve teknik resim çizimi olayını zekice bir araya getirerek anıtların oymalarla süslenmiş, resimlerle kaplanmış yüzeylerinin faksimile çizimlerini yaratmakta. Tapınaklardaki hieroglifler ve süslemeler sonsuza dek ortadan kalktıktan sonra onların tek kaydı bu çizimlerde bulunacak. Bir firavun, ölen firavunun yerine geçtiği zaman var olan tapınaklarda sık sık değişiklikler yapıp haleflerinin eserleri üzerinden onur kazanırdı. Chicago Evi ekibi ardı ardına yapılan bu süsleme ve nakış işini yorumlayarak Luxor Tapınağı'nın tarihini de çözüyor. Mısır'da Firavunlar döneminin şanına gölge düştüğü zaman insanlar tapınakların içine ev yapmaya başladılar. Bu işin bıraktığı döküntüler 2000 yıl boyunca tapınakların büyük bir bölümünü örttü. 100 yıl önce kazılar başladığında taş duvarlar birdenbire havanın etkisine açık kaldı. O zamandan beri taşlardan süzülen tuz, havanın nemiyle birleşerek taşların yüzeyinde kristaller oluşturmakta. Ölü bir doku gibi dökülen bu kristaller elbette taştaki nakışları da götürüyor. Duvarları kaplayan tuz bizim işimizi hızlandırmamızı gerektiriyor. Böyle giderse tapınak 200 yıllık bir dönem içinde hala ayakta kalacak. Ama süslemeli yüzeyi tümüyle soyulmuş olacak. Biz bu süslemelerin kaybolmasından sonra orijinaline benzer kayıtlarının bulunmasını istiyoruz. Bilim adamları çizimlerimizi onların gerçekliğine tümüyle güvenerek incelesinler. Süslemeler hakkında soracakları soruların karşılığını bizim kitaplarımızda bulsunlar. Tanrılara burada artık ibadet edilmediği zaman tapınakların büyük bölümleri söküldü. Büyük taş bloklar yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere daha küçük parçalar haline getirildi. Bunlardan binlercesi 30 yıllık bir dönem içinde bulunup toplanmıştır. Chicago Evi'nin
Chicago evi sistemli bir biçimde kayıp revak denilen bir bölümün parçalarını yeniden bir araya getirmek üzere arıyor. Öbür parçalara uyan bir parça bulunduktan sonra ressam Ray Johnson not alır ve parçanın fotoğrafı dikkatlice çekilir. Bir ressam kurşun kalemle, ardından da mürekkeple fotoğrafın hatları üzerinden geçer ve zamanın aşındırmış olabileceği ayrıntıları düzeltip yeniden yerine koyar. Sonra bu ressam fotoğrafı kendi yaptığı duvar kurgusundaki yerine yerleştirir. Yalnızca mürekkeple çizilen hatların içindeki bölüm bulunmuştur. Ama kimi zaman bu kurtarılmış parçalardan asıl sanatçıların 3000 yıl önce yarattıkları desenin tümünü yeniden kurgulamak mümkündür. Ben çıkarken sen de bana yardım et. Çok ender ve heyecan verici bir olay gerçekleştiği, duvara yerleştirebilecek bir parça bulunduğu zaman o parça hemen yerine konur. Biraz sola kaydır. Biraz daha. Bana doğru mu? Evet. Böylelikle parça parça geçmişin Amun-Ra tapınağı yeniden yükseliyor. Chicago evinin araştırmaları, Luxor Tapınağı revağının Tutankamun'un ayakta kalabilen en önemli anıtı olduğunu kanıtlamıştır. Onun mimari tarihini tam olarak değerlendirebilmek için yapının üst bölümündeki yazıtların fotoğrafını çekmek gerekiyor. 5 kat yüksekliğinde merdivenler yerleştirildi. Son 50 yıl içinde ilk kez bir bilim adamı revağın en üst noktasına tırmanmaya çalışacak. Yirmi küsur metrelik sütunların üstünde Dr. Bell, eski çağ ustalarının kullandığı yöntemleri inceliyor. Sütunları bir araya getirirken istikrarı sağlamak için ustalar tahtadan bloklar koymuşlar. İlk dönemde revağın çatısı da vardı. Ama M.Ö. 1600 yılından önce ya düşmüş ya sökülmüş olmalı. Tapınakta yerlerde bulunan çatı parçaları saptandı. Doktor Bell'in düşünceleri, tapınağın geçmişini değerlendirirken kaçınılmaz olarak geleceğine de yönelmektedir. Burayı her yıl görmeye gelen binlerce turistin ayak seslerinin çıkardığı titreşimler, ciğerlerinin saldığı karbondioksit gazı bile hayranlıkla seyretmeye geldikleri bu paha biçilmez hazineleri ne yazık ki aşındırıyor. Chicago evinin yürüttüğü araştırmalar, Tutankamon'un bu yapıyı inşa ettirmesinden 100 yıl sonra 2. Ramses'in sistemli bir biçimde halefinin ismini silip kendi ismini yazdırdığını gösteriyor. Anlaşılan Ramses, saf bir biçimde tanrıları aldatabileceğini, revağın inşasını kendine mal ederek onur kazanabileceğini düşünmüş. Ama Ramses aynı zamanda Luxor Tapınağı'nın görkemine de katkıda bulundu. Güneş tanrısının yola çıktığı ufku temsilen dev bir giriş yaptırdı. Rölyeflerine bakınca her yıl düzenlenen göz kamaştırıcı bir şöleni, Opet şölenini yeniden canlandırabiliriz. Nil'in sularının kabarması sırasında Tanrı Amun-Ra'nın altın heykeli,
türbe niteliğinde bir tekneyle Karnak'tan Luxor'a getirilmiştir. Tapınağın kutsal iç bölümünde Ramses, keten örtü altındaki tanrıya tütsü, çiçek ve besinler sunmaktadır. Sunumlar ve törenler bittikten sonra, din görevlilerinin önderlik ettiği kafile, önündeki yolu kutsayıp arındırarak tapınaktan çıkar. Kıyı boyunca ilerleyecek kafileyi, eşlik eden çalgıcıları, Nuba dansçılarını, askerleri ve kadın din görevlilerini seyretmek üzere binlerce yurttaş rıhtımda toplanmıştır. Tanrı'nın türbesi kutsal kayıya yerleştirilir. Din görevlileri, Tanrı ve Firavun büyük bir törenle Karnak Tapınağı'na doğru yola koyulur. Oraya vardıklarında kafile Ramses'in gözde kraliçesi Nefertari ve prenseslerce karşılanır. Bir ay süren ibadet ve şenlikten sonra kralla kraliçe Karnak'taki büyük Amon Tapınağı'na girerler. Tapınağın kutsal iç bölmesinde, Tanrı'nın altın heykelini taşıyan türbe, bir sonraki yıla kadar gözlerden uzak tutulur. Simgesel olarak yenilenmiş ve yeniden doğmuş olan kutsal kral Ramses, tapınakta sıradan insanların giremediği kutsal iç bölmeye doğru ilerler. Babası 1. Seti'nin inşasına başladığı, bu insanı huşu içinde bırakan bölümü Ramses tamamlamıştır. Kiminin yüksekliği 26 metreyi aşan 134 sütunun oluşturduğu taştan bir orman gibi göğe yükselmektedir. Tavanlar ve sütunlar Ramses kartuşlarıyla süslenmişti. Kralın adını çevreleyen, onu şer güçlerinden koruyan büyülü iplerle yani. Adının geçtiği hiyerogliflerde onu doğuran güneş tanrısı Ra'ydı diye yazılmıştı. Firavunlar hükümranlık haklarını yani kutsallık, meşruiyet ve taçlarını güneş tanrısından alırlardı. O yüzden de bu kocaman tanrı kentini inşa etmişlerdi. 2000 yıllık bir zaman dilimi içinde tam 100 firavun onu genişletip süslemişti. Ta ki Hristiyanlık dönemi gelene değin. Şimdi ise bu inancın sonsuz tanıklığı çağdaş arkeologların restore etmesiyle yeniden başlamış oldu. Nil'in karşı kıyısında Ölüler Ülkesi uzanır. Burada ölenlerin cesetleri batan güneşe mistik bir öykünmeyle toprağa verilir. Tıpkı güneşin her sabah doğması gibi yeniden dirilsinler diye. Ta dağın yüreğine kadar kazılmış Tep nekropolü, ucu bucağı olmayan bir mezarlar labirentidir. Burası Ramses'in mimarlarınca onun mozolesi olarak inşa edilen görkemli Ramesseum. Ön avlusunda Firavun'un devasa heykelinden kalan iri parçalar bulunuyor. 1000 ton granitten yapılma bu heykelin yüksekliği 20 metreye yakındı. İngiliz ozanı Shelley'nin Ozymandias adlı sonesine esin kaynağı oldu. Ozan bu sonede Firavun'dan kralların kralı diye söz açar. Ramses M.Ö. 1224 yılında öldüğü zaman Ramesseum muhteşemdi. Adının ve görüntülerinin büyüsü onu burada sonsuza değin yaşatacaktı. Ölü kral ve onun cenaze kafilesi için yalnızca bir duraklama yeriydi burası. O günden sonsuza kadar bu kutsal yerde insanlar ona armağanlar sunacaktı. Yas tutanların gözyaşlarına karşın, bilirlerdi ki kişiye gerekecek şeyler yanında bulunursa sonsuza değin yaşayacaktır o. Onun için de bu sonsuz yolculuk süresince neye gereksinim duyacaksa getirirlerdi. Bir kral için
Nil'de sonu olmayan bir yolculuğa çıkacağına göre tekneler gerekecekti. Ve hükümranlığını sürdüreceğine göre de bir taht. Ölümden sonraki yaşamda emirlerini yerine getirmek için büyülü bir takım yaratıklar da sağlanırdı. Nil halkı mezar resimlerinde ölümden sonraki bu yaşamı yeryüzündeki yaşamlarının hoş bir uzantısı olarak gösteriyordu. Ördek avlayarak eğlenebilecekleri, hasat bakımından zengin ve yaşanası bir yer. Ölenler yanlarında ölüler kitabını bulundururdu. Yollarını kesecek olan tanrılardan ve iblislerden korunma yöntemleri açıklanırdı bu kitaplarda. Vücuduna yıldızların resmedildiği bir gök tanrıçası, yeryüzünü temsilen yatan bir tanrının üstüne uzanıyor. Onların arasından ölüler ülkesi içinde kanatlı bir güneş tanrısı süzülüyor. Balıkçıl başlı katip, Kutsal Toad, ölenlerin yapıp ettikleri adalet terazisinde tartılırken not tutuyor. Onlar tanrılara, ağzım ve ellerim tertemiz, günahsızım, suçsuzum, içimde kötülük yok diye seslenerek suçsuzluklarını açıklamış olurdu. Günahsız bulunanlar Osiris'in yanına giderek batan güneşin mutlu ülkesinde yaşamaya hak kazanırdı. Fakat en önemlisi, ruhun dönüp içine sığınacağı bir vücudun olmasıydı. Tahnit tanrısı Anubis, bekleyen yeni yaşam için ölüyü hazırlardı. Böylece bir din görevlisinin, yeniden yaşayacaksın, sonsuza değin demesiyle Ramses'in mumyası mezara konulacaktı. İkinci Ramses'in mezarı. Bakımsızlığının yarattığı tehlike yüzünden içine girmek hemen hemen herkes için yasak. Ancak Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden gelen Dr. Kent Weeks yönetimindeki ekip geçenlerde buranın haritasını yaptı. Ramses hanedanını izleyen dönemde kraliyet mezarları sistemli bir biçimde soyguna uğramış. Din görevlileri son çare olarak kraliyet mumyalarından kalanları toplayıp saklamışlar. Bir mezar soyguncusu 1871 yılında 3000 yıl boyunca huzur içinde yatmış olan 2. Ramses'i bulur. Mısır hükümeti Ramses'in mumyasını geri almayı başarmıştır. O şimdi kralların vadisinden çok uzakta Kahire Müzesi'nde duruyor. Burası Batı Vadisi. Eski çağdaki Teb nekropolinin bir parçası olarak dünyanın en önemli arkeolojik anıtlarını barındıran 23-24 bin metrekarelik bir alan. Kraliçelerin vadisi, kralların vadisi, Tutankamon'un mezarı hepsi burada. Fakat birkaç yüzyıldır bu bölgeye duyulan yoğun ilgiye karşın burada bulunanları gösteren ayrıntılı bir arkeolojik harita hala yok. İşte üniversitemiz Berkeley'in Teb harita projesinin amacı bu. Çağdaş teknolojinin sınırlarını zorlayarak olabildiğince ayrıntılı bir arkeolojik harita çıkarmak. Önemli bir proje. Nekropolün tarihini araştırmaya olanak verecek. Daha önemlisi buranın sağlam kalmasında ve korunmasında bize yardımcı olacak. Yerin topografik özelliklerini ölçmek için ölçüm ve haritacılık teknikleri kullanılır. Nekropolün aşağısındaki bir köyde karargahlarında ekip bulguları inceliyor. Oldukça iyi. Deir el-Medine'deki tapınağın üst yanında Q2'yi görüyor musun? Bir sonraki gün kraliçelerin vadisinde yapılacak mezar haritası çizim planlanması için havadan çekilmiş fotoğraflar kullanılır. İşte tam tapınağın yukarısında. Evet, tam orada. Tamam, yarın sabah oraya gidip çalışacağız.
Yüzey ölçümleri mezar planlarıyla yan yana getirildiğinde yeni ve devrim yaratan üç boyutlu haritalar ortaya çıkacak. Bunlar bilinen mezarların yerleriyle coğrafya arasındaki karşılıklı ilişkiyi bulmamızı kolaylaştıracak. Belki bilim adamlarının henüz bilinmeyen mezarları bulmalarına yardımcı olur. Dave, her şeyi burada bırakalım, sonra aşağı indiririz. Sen ve Jenny bizi beklemeden niye inmiyorsunuz? Biz indiririz. Dave, aşağı götürülecek şeyleri seç. Kalanı burada bırakırız. Feneri ben alacağım, sen değil. Dave, mümkünse şu arka odayı bugün bitirelim. Bence mümkün. Sanırım dik bir merdivene benziyordu. Evet, dikkatli ol. Aslında fazla dik değil. Başardım. Tamam. Her odanın ölçümlerini almak için standart ölçüm yöntemleri kullanılır. Arkeolojik her ayrıntıyı ressam çizecek, sonra da kaydolacak. Bence bu iş bitmek üzere Keti. Arka odada aynı sorunlar oldu mu? Kraliyet ailesinin çocukları o zamanın geleneklerine göre kraliçelerin vadisine gömülürdü. Bu 3. Ramses'in oğlu olan genç bir prensin mezarı. Firavun'un kendi bu sahnede oğlu adına tanrılara tütsü sunuyor. Bu duygulandırıcı sahnelerde Firavun 9 yaşındaki oğlunu yeraltı dünyasındaki tanrıların huzuruna götürüyor. Oğul da elinde gerçeğin tüyünü taşıyarak itaatkar bir şekilde babayı izliyor. Tabii Yusuf, azin şufel el makbar Eski zamanda heykeltıraş ve ressamların mezarların ve tapınakların içini aydınlatmak için cilalı metal yansıtıcılar kullandıkları sanılıyor. Bu film de benzer koşullarda çekildi. Burası Nefertari'nin mezarı. Ramses'in en azından 4 resmi eşi olmasına karşın Nefertari hep onun gözdesiydi. Yakındaki tarım alanlarının sulanmasından kaynaklanan nem yüzünden mezarın duvar resimleri tabaka tabaka soyuluyor. Eğer bilim adamları bunu durduramazsa, Nefertari'nin sonsuza kadar yaşayacağı düşünülen duvarlarda bu süreç sona ermiş olabilir. O, Ramses'in sonsuza kadar birlikte olacağına inandığı, hakkında şunları yazdığı kadındı. Zerafet zengini prenses, sevecenliğin hanımefendisi, tadını sevdadan alan iki ülkenin melikesi, güzel çehreli şarkıcı, saray hareminin en büyüğü, her ne söylersen senin için yapılacak, bütün güzel şeyler dilediğin gibi olacak. Senin bütün sözlerin gönence boğar insan yüzünü. Bunun içinde erkekler sever senin sesini duymayı. Bu övgüler, sevdayı ve umudu, bir halkı ve doğruğa tırmanan, sonra da gölgelenen bir uygarlığı anlatır bize. Burada Nil Nehri'nin üzerindeki bir adada inşa edilmiş Isis Tapınağı, eski Mısır dininin son kalesi bulunuyor.
Milattan önce 332'den sonra son Firavun hanedanı olarak Yunanlı Ptolemiler iktidara geldiler. Mısır dinini benimsediler ve anneliğin kutsal simgesi Isis'in ibadetine, onun kocası Osiris'le oğlu Horus'a adanan bu tapınağı inşa ettiler. Tapınağın duvarlarında bu efsanevi kişilerin öyküleri tekrar tekrar anlatılır. Ama başka bir kutsal ailenin öyküsü yayılmaya başlar Mısır'da. Artık putperest sayılan oymalı süslemeler keskiyle kazınır. Hristiyanlık devlet dini kabul edilmiş ve 6. yüzyılda bu tapınak Hristiyan kilisesi haline gelmiştir. Hiyerogliflerin anlamı unutulacak, eski dini törenler yasaklanacaktı. 12 yüzyıl boyunca eski Mısır uygarlığının öyküsü ortadan kaybolacaktı. Milattan sonra 640'ta İslam dini ve Hazreti Muhammed'in öğretisi yurt çapında yayıldı. 1952 yılına kadar ardı ardına gelen yabancı devletler yönettikten sonra o yıl yapılan devrimle Mısır 2000 yıl sonra bağımsızlığını geri aldı. Kahire, Afrika kıtasının en büyük kentidir. 20. yüzyılın getirdiği hızlı nüfus artışının, hava kirliliğinin, ekonomik ve siyasal zorlukların baskısına karşın, tıpkı Mısır'ın kendi gibi Kahire'de, halkının uyum sağlama yeteneği, mizah duygusu ve canlılığıyla ayakta kalabiliyor. ...1960'lı yıllarda artan nüfus ve gelişen bir ülkenin elektrik enerjisine duyduğu gereksinim yüzünden Asvan Barajı inşa edildi. Büyük piramidin 17 katı inşaat malzemesi içeren bu baraj, yeni milliyetçiliğin, kimine göre de 20. yüzyılın dini, teknolojinin anıtıdır. Barajın arkasındaki Nubia sular altında kaldı. Bu eski toprakların büyük bir bölümü Nil sularının istilasına uğradı. Yekpare kum taşı bloklarından yontulmuş görkemli Abu Simbel Tapınağı'nda yeni oluşan göl, 2. Ramses'in devasa heykellerinin ayaklarını yalıyordu artık. Kaygıya kapılan dünya, bu tapınağın az daha su altında kalacağını anladı. Acaba bu tapınak ve yanındaki Nefertari Tapınağı nasıl kurtulabilirdi? Mısır hükümetinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve UNESCO'dan sağlanan fonlarla son anda uluslararası bir ekip harekete geçti. Nil'in yükselen sularıyla yarışa girdi. Tapınak dilimler halinde kat kat büyük bir özenle söküldü. Çalışmalar gece gündüz sürdü. İşçiler tapınağın ardındaki dik kayaları yaklaşık 63 metrelik bir derinliğe kadar kestiler. Artık dev bir yapboz haline gelmiş olan anıtın sökülmüş her parçası kolayca depolanabilmek için kodlandı. Nil'in ulaşamayacağı, kıyının yaklaşık 66 metre yukarısında bir yerde tapınak yeniden monte edildi. Bu işlem bir saatçi titizliğiyle ancak birkaç milimlik bir yanılma payı ile gerçekleştirildi.
Ramses Tapınağı, güneş ışınları binanın içine, saltanatının 30. yılında firavun için dikilen heykelin üstüne düşecek biçimde eski çağın gök bilimcisi din görevlilerince tasarlanmıştı. Günümüzün mühendisleri, 3200 yıl önce firavunun tahta çıkışının yıl dönümünde olduğu gibi, güneş ışınlarının yine onun üstüne düşmesi için tapınağa uygun bir yerde kurdular. Güneş tanrısı Ra, tanrılar arasında oturmakta olan kral heykelini altın varakla kaplar gibi kutsal ışığıyla yıkamaktadır. İnsanlar eski Yunan ve Roma'dan beri niye buraya akın ettiler? Bu eserler, yaşamın anlamını bulmaya yönelik bir arayışın ifadesidir. Aynı zamanda tanrılarla iletişim kurma özleminin, güzelliğe duyulan gereksinimin, ölümsüzlüğe kavuşma umudunun. Onları tanımaya ve kurtarmaya değer, çünkü geçmişin kayıtları bize kendimizle ilgili şeylerin sözünü eder. Geleceğimizle ilgili işaretler verir. Burada hem Mısırlılar, hem turistler gözlerini Ramses'e kaldırır. Onun hakkında konuşur, dünyanın ilk önemli barış antlaşmasına imza atan bir önder olduğunu anımsarlar. Antlaşmanın metni şöyledir. Bugünden başlayarak aramızda sonsuza kadar iyi bir barış ve iyi bir kardeşliğin olması için. O benimle barış içinde. Ben de onunla hem barış hem kardeşlik içindeyim. Sonsuza kadar. Eski Mısır dinine göre ölülerden söz etmek, onları yeniden yaşatmak demektir. Ramses için bu sonsuzluk arayışı gerçekleşmiş oluyor. Thank you.